Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin irabı ve sarfına değineceğiz. Evvela Besmele'den başlayalım. Besmele neden ba harfi cerri ile başlar? Yani farklı bir harfi cerri ile başlayamaz mıydı? Buna dair 10 farklı mana sayılmıştır. Ba'nın istiane için olması ağırlıklı. Çünkü yani ba harfi cerrinin pek çok manası vardır. Lil isti'aneti vel musahabeti vel mukabeleti vel ta'diyeti vel zarfiyeti ve zaide diye devam eder. Kafiyede sayılır bunlar. Çeşitli gramer kitaplarında da manaları yer almakta. Ağırlıklı görüş dediğimiz gibi bunun isti'ane için olmasıdır. Bununla birlikte onun sebebiye olduğu söylenmiştir. İstiane olduğu söylenmiş. Mesela Sibeveyh ünlü dil alimlerinden Sibeveyh buradaki ba'nın istiane için olduğunu söylemiştir. İlsak için olduğu da söylenmektedir. Dolayısıyla bayağı bir ihtilaflıdır. Ba'dan sonra gelen isim kelimesi aslında başında hemze vardı biliyorsunuz. İsmun şeklindeydi. Hemze gitti, bismi oldu. Hemze okunmadı. Ba ile sin arasında bir hemze vardı. Ama o hemze kesret-i istimal dediğimiz çok kullanmaktan ötürü hasfedilmiştir. Böylece ba ile sin arasındaki hemze gitmiş, bismi şeklini almıştır. Oradaki isim kelimesi sumuv kökünden türemiştir. Esasen bunda da bir ihtilaf vardır. Basarlar farklı, küferler farklı bir görüş ileri sürmekte. Ama Basaralılar sümüden türediğini ifade etmişlerdir. Sema yesmu sumuv şeklinde yücelik manasına gelmektedir. Küferlerde yeseme yesimu simetun kökünden türediğini söylemekteler. Şimdi burada bismiden önce her zaman ne olur? Mahzuf bir fiil olur. Yani besmeleden önce mahzuf bir fiil vardır. Ne gibi? Ebde'u gibi veya İptidai gibi, bed'i gibi. Yani buradaki fiilin isim mi? Yani buradaki kelimenin isim mi, fiil mi? Olacağı da tartışmalı. Fiil olduğunu söylersek işte ebde'u, ben başlarım, ben başlıyorum şeklinde. Veya bed'i, benim başlangıcım, iptidai, benim başlangıcım şeklinde isim de takdir edilebilmektedir. Buradaki bismi kelimesi, daha doğrusu cümlesi diyelim, mahzuf olan ebde'u fiilinin mef'ulü olarak mahallen mensuptur. Bir görüş böyle demekte. Çünkü ebde'u fiil, ene faili, gizli fail, ene ben başlarım, neye başlarım değil mi, neyle başlarım. Dolayısıyla bismi burada mef'ul olmaktan mahallen mensup olmakta. Diğer bir görüşe göre ise bed'i bismillah şeklindedir takdir. Bu durumda bed'inin haberi olduğundan mahallen merfu olur isim kelimesi. Bism, bismi mahallen merfu olarak da değerlendirilebilmektedir. Buna göre ba harfi cerdir isim kelimesini cer etmiştir. Çünkü isim burada mecbur olmakta. Neyle mütallikmiş bunlar? Başta takdir edilen fiile göre değişir. Yani fiil mi isim mi ona göre değişir. Ardından Allah lafzı gelmektedir. Buna göre isim kelimesi muzaf, Allah lafzı muzafun ileyh olmaktadır. Bu yüzden Allah lafzı esreli yani mecrur olarak harekelenmiştir. Ne diyebiliriz? Ba harfi cerri ismi cer etti. İsim muzaf olduğundan Allah kelimesini cer etti. Ardından Rahman ve Rahim kelimeleri geliyor. Her ikisi de Allah kelimesinin sıfatıdır. Rahman da Rahim de tabilik sonucu. Mecrur olmuşlardır. Mevsufları lafzatullah. Ma'mulü bit-seb'iyye denir. Avamil gibi, izhar gibi kitaplarda geçmektedir. İşte Rahman da Rahim de ma'mulü bit-seb'iyye'den sıfattırlar. Yani tabi olarak irab alırlar. Bunu ifade etmek istiyoruz. Buna göre isim kelimesi harf-i cer sonucu mecrur oldu. Allah kelimesi muzaf kelimesinin muzaf olan isim kelimesinden dolayı mecrur oldu. Rahman da Rahim de niye mecrur oldular? Tabi olmalarından ötürü mecrur oldular. Burada ne var? 3 farklı mecrurluk sebebi var. 1- harf-i cer ile mecrur. 2- isim muzaftı. Muzaf sonucu mecrur. 3- Allah kelimesi mevsuf olduğundan Rahman Rahim sıfat. 3- tabilik sonucu mecrur.
üç tane farklı mecrurluk sebebi söz konusu. Allah lafzının aslı ilahundur. Hemze hasfedildi. Ondan ivaz olarak eliflam geldi. Bu kelime yaratanın zatına mahsus alemdir ve müştak değildir. Bu alemlerin çoğunluğunun görüşü. Sibeveyh'in iki farklı görüşü var yani. Bunlardan bir tanesi de bu anlattığımdır. Ayrıca Bismillah yapısında icazı kasır vardır. Bir de şaz okunuşu var. Kısaca kıraatine de değinelim. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde okuyoruz. Şaz diyorum yani kabul edilmeyen bir görüşe göre. Bismu şeklinde yani Bismallahi şeklinde. Bismallahi diye de okunmakta Bismillah. Ama bu şazdır, kabul edilmeyen bir görüştür. Böyle okumayın. Sadece şaz bu şekilde okunduğunu duymanızı istediğimizden söyledik. Şimdi besmele üzerinde kısaca durduk. Burada Rahman ve Rahim kelimeleri üzerinde de duralım. Rahman da Rahim de Rahime yerhamu babından. Mübalağa ismi faildirler. Sıfat-ı müşebbehe oldukları da söylenmiştir. Yani bir tartışma var esasen. Bir ihtilaf var. Rahman, Rahim her ikisinin de sıfat-ı müşebbehe olduğu da söylenmiştir. Ama kabul edilen görüşe göre ikisi de mübalağa ismi faildir. Sıra geldi Elhamd kelimesine. Yani böylece ne oldu? Fatiha suresinin birinci ayeti tamamlandı. İkinci ayetteyiz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Önce sayfa değinerek ayetleri tamamlayacağız. Ardından dönüp İraba değineceğiz. Ardından bir kez daha dönüp bu sefer kıraati değineceğiz. Elhamdü sayfa yönden önce inceliyoruz. Elhamdü hamide yahmedü dördüncü baptan maslardır. Lillah Allah kelimesi lafzatullah'ta az önce besmelede durmuştuk. Rab kelimesi Rabbe Yorubbu'dan mastardır. El alemin alem kelimesinin cemisidir. Cemi müzekker salimdir. Er Rahman ve Er Rahim her ikisi de besmelede de geçmişti. Mübalağa ismi fail oldukları kabul edilmekle birlikte sıfatı müşebbehe oldukları da söylenmiştir. Malik kelimesi ismi faildir. Meleke yemlükü yani zarabe yazribu babından ismi faildir. Mülkiyetin devamlılığı ifade edildiğinden yani Allah Teala bugün mülkiyet sahibi de yarın değil mi? Öyle bir şey söz konusu değil haşa. Devamlılık söz konusu. Devamlılık söz konusu olduğundan mana bakımından sıfatı müşebbehe sayılmıştır. Diğer zarf zaten. Din, din kelimesi dane yedinu. Zarabe babından maslardır. Dane yedinu'dan maslar. Ardından İyyâke zamir. Na'budu abede ya'budu'dan e'budu na'budu fiil-i muzaridir. Nefs-i mütekellim hali gayr. İyyâke yine zamir. Nesta'in. Nesta'in aslında nesta'vizu. Nesta'vizu'dur. Südâsidir. Ecvefi vavidir. Nakli ve kalbi ilal içerir. Hani şeyde İzzi de ikiye ayrılmıştı değil mi? Bir nakli olabilir, bir de kalbi olabilir. Yani kalp var, nakil var bu ilalde. Vav üzerine kesre ağır geldiğinden esre nakledildi. Bu nakilden sonra vav sakin kaldı. Ma kavli meksur olduğundan, böyle bir kural var maksutta da. Ma kavli meksur olduğundan vav yaya kalbedildi. İstifal babının hemzesi burada talep içindir. Yani nesta'in nedir? İsta'ane, yesta'inu değil mi? Ane kökünden. Ane'nin de aslı avene'dir. Avene, ane. Gavele, gale gibi. Yani avene idi. En geriden alırsak sülase mücerredinin aslı avene. Vav harfi illetli bir harf. Harekeli, makabl meftuh. Vav'ı elife çevirdik. Avene, ane oldu. Sonra bu ane istifal babına aktardık. İsta'ane oldu. Direkt istaane olmadı aslında. İsta'vene şeklini önce aldı. Sonuç olarak istifal babındadır. Başındaki istifal babının sini, az önce hemzesi dedim sanırım. İstifal babının sini. Yani yeci'u sinu istef'ale. İstifalenin sini lima'anin. Yeci'u lima'anin.
çeşitli manalar için gelir. Sinin. Buradaki sin talep içindir. Nestaîn yardım demek ama yardım isteriz. İstemek nereden geliyor? İsteme fiili var mı burada? Bale be yok. İşte sinden o isteme manası gelmektedir. Ardından ihdi. İhdi emri hazırdır. Dua manasında elbette. Biz aciz kullar, insanlar, cinler bunların yukarıya doğru yani yüce varlık, yukarı derken mekan kastetmiyorum. Yüce varlığa olan emir kalıpları da nedir? Dua manasındadır. Allah'a kimse emretmiyor yani. Bir dua manasıdır. İhdi na bizi hidayete erdir. Yani bizi hidayete erdirmeni talep ediyoruz manasındadır bu. İhdi de ya hasfedilmiştir. Çünkü nedir bu? Heda, yehdi, rama, yermi gibi. Heda, yehdi sonunda bir ya vardı. O emri hazırda hasfedilmiştir. Çünkü sükun olması gerekiyor. Cezm hali illet harfinin düşmesiyledir. Ardından sırat geliyor. Sırat da çoğulu surut gelmekte. Kitabın kütübün şeklinde kendisi müfred tekil bir isim. Müstakim aslı istegame. Yani onun da aslı neymiş? Game. Game'nin de aslı gavme. Aynı gale, gavele. Az önce geçen ane, ave ne gibi. Bunun da aslı game. Onun da aslı gavene. Yani uzatarak söylüyorum gavene diyor. Orada met yok tabi de. Net anlaşılması için harfler videoda nasıl çıkacak bilmediğimizden daha iyi anlaşılması için bu şekilde anlatıyoruz. Demek ki müstakimin mücerret hali nedir? Game. Game'nin aslı ne? Gavme. Vav harfi burada illet mutaharrik. Ma kavli meftuh olduğundan vav elife kalbedilir. Game şeklini alır. Sonra istifal babına aktarılmış değil mi? Burada sin ile ta görünüyor. Hemze de var başında esasen. Elif sin ta, hemze sin ta. İstegame yesteqimu şeklinde. Müstegim burada tabii ki ismin fail olmaktadır. Bunun da aslı müstakvimdir. Müstakvimun şeklinde gelir. Kesra vava ağır geldi. Sonra makabirindeki sakin kaf harfine nakledildi. Kesre nakledildi. Sonra vav harfinin ma kavli meksur olduğundan yaya kalbedildi o vav. Kendisi sakin, ma kavli meksur olduğu için böyle oldu. Böylece müstakim elde edilmiş oldu. Sırat az önce geçmişti. Ellezine konumuz değil. En'ente, en'eme, en'emte. Ekramte, ehracite yani ifal babından. İfal babından mazidir. Mücerredi 1, 3 ve 4. babtan gelebilir. İfal babının hemzesi burada taadiyet için, mutaaddiliği sağlamak için gelmiştir. İfal babının hemzesi çeşitli manalara gelirdi. Maksut okuyanlar varsa bunu bilir. Okumayanlar da bilebilir. Çeşitli kitaplarda geçiyor. Oraya has değil sonuçta. Aleyhim gayri el mağzub. Mağzub, isim meful, aynı mensurun, mektubun gibi bir fark yok. Bu da ferihe babından isim meful olmakta. Aleyhim ve la eddallin. Dal kelimesi burada dallune. Yani maddün gelir de medde yemüddü maddün gelir. İsim faili. Demek ki nedir? Dallun kelimesinin cimisidir. İsmi faildir. Dalle yazillu. Zalle yazillu babından. Medde gibi zarabe yazır bu babından olmaktadır. Bu muzaaf fiildir. İsim failin cemi müzekker salimidir. Zallune zalline şeklinde. Şimdi geçiyoruz irab kısmımıza. Elhamdü burada mübteda olmakta. Haber nerede? Haber muhtassun şeklinde olabilir. Veya vacibun olabilir. Sabitun olabilir. Yani takdir edilecek bir kelimeye bağlı. Elhamdü hamd lillah Allah'tır şeklinde olmaz. Elhamdü hamd muhtassun muhtastır, aittir haber. Lillahi Allah için aittir. Buradaki lam yani li harfi cerri ve ardından gelen lafzatullah bunlara car mecrur demekteyiz. Buradaki lam, lamut tahsis yani tahsis ifade ediyor, aitlik manasına gelmekte. İzhar okumuşsanız orada lam için li tahsisi ve ta'lili, ta'lil illet bildirmek için olabilir veya tahsis aitlik bildirmek için olabilir.
Burada lam aitlik ifade etmek için. Yani hamd Allah'a aittir manasında. Buna göre Rabbin alemin, alemlerin Rabbi derken bunu sıfat olarak da düşünebiliriz, bedel olarak da düşünebiliriz. Elhamdü muhtassun lillahi, hamd Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki Rabbin alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a da diyebiliriz. Elhamdü muhtassun lillahi, hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan bedel, Allah'tan kasıt, Rabbin alemin, alemlerin Rabbine aittir şeklinde de değerlendirilebilir. Burada sıfat olması daha uygun düşmekte. Er-Rahman, Er-Rahim, bu her iki kelime de sıfat olarak değerlendirilmiştir. Allah lafzının Celle Celaluhu. Yani öyle Allah ki Rahman ve Rahim olan Allah manasında. Maliki Yevmiddin, bu da yine yani yine öyle Allah ki Maliki Yevmiddin, din gününün mali sahibi manasında. Bu da yine sıfat olarak düşünülmektedir. Ama tabi burada şunu da söyleyelim yani. Rab kelimesi, biraz hızlı gittik. Rab kelimesi burada sıfat olduğundan, Allah kelimesinin sıfat olduğundan mecrur oldu. Rab kelimesi aynı zamanda muzaftır. Bu yüzden alemin mecrur oldu. Alemin nasıl mecrur? Alemune şeklindeydi bu. Alemine şeklinde aldı. Cem müzekker salimler. Raf hali vav ile, nas ve cer hali ya iledir. Burada ya almıştır. Çünkü Rab muzaf, el alemin muzafun ileyh. Mecrur konumu ya iledir. Er-Rahman Allah kelimesinin sıfatı olduğundan Allah da madem ki mecrur onun irabını almış. Nun'da esra var. Er-Rahim yine sıfat Allah kelimesinin. Allah kelimesi mecrur. Bu yüzden Rahim de mecrur olmalıdır. Bu yüzden esra ile bitmiştir. Malik kelimesi de aynı şekilde. Allah kelimesinin sıfatı olduğundan esrelidir. Yani sebebi o. Malik aynı zamanda muzaftır. Bu yüzden yevm kelimesini cer etmiştir. Yevm aynı zamanda muzaftır. Din kelimesini cer etmiştir. Yani bayağı bir zincirleme durum söz konusu burada. Ardından İyyâke na'budu. İyyâke bir zamir. Zamir munfasıl zamir. Munfasıl mensup zamir. Görüldüğü üzere fiilden önce gelmiştir. Fiilden önce geldiği için hasır ifade etmekte. Yani aitlik sadece, yalnızca diye mana vermek gerekiyor. Na'budu iyyâke olsaydı sana ibadet ederiz olurdu. Ama iyyâke na'budu yani fiilden önce zamir geldiği için yalnızca sana ibadet ederiz. Ancak sana ibadet ederiz. Buradaki ibadet kulluk diye de çevrilebilir. Her ikisi de aynı manada. İyyâke zamiri munfasıl sükun üzere mebni bir zamirdir. Mahallen mensuptur çünkü mef'ulü bih'tir. Mukaddem değil mi? Mukaddem mef'ul bih burada. Ya zamirdir yani. Sonundaki kef ne olmakta? Kef hitap harfi olmaktadır. Bu yüzden kendisi için İrab'tan bir mahal yoktur. Yani sükun üzere mebni derken İyya'yı kastediyoruz. Sonuçta İyya'nın sonunda bir elif var ve elifin harekesi yok. Hareketsizlik de sükun demektir. Sükun ikiye ayırabiliriz. Hani sükunu lazım, sükunu arız ondan bahsetmiyoruz. Buradaki sükundan kastımız bir, yuvarlak cezim işaretinin olması. Buna da sükun denir. İki, o yuvarlak sükun işareti de yok. Hiçbir hareket de yok. Buna da yine sakinlik demekteyiz. Şeyi hitap harfi saydık. Ve kendisinin İrab'tan bir mahalli olmadığını söyledik. Ne'budu fiili. Fiili muzaridir. Zamme ile merfudur. Faili kendisinde gizlenmesi vücubi olan nahnu zamiridir. Vücubi yani mecburen gizlenmiş. Ve İyyâke'deki vav atıf harfi olmaktadır. Buna göre İyyâke nesta'in, İyyâke na'budunun üzerine atfedilmiştir. Eşittir. Onun irabını alacaktır. Değişik bir irab almayacaktır. Öyleyse ihdinaya geçelim. İhdinadaki ihdi emri hazırdır demiştik. Burundaki yani son harfin illet harfi olan ya'nın hasfi üzere mebnidir. İllet harfi o. Faili nedir? Faili vücuben gizlenmiş olan ente zamiridir. İhdi ente. Sen hidayete erdir. Yani sen hidayeti tut. Hidayete erdirden kasıt doğru yolu
Gösterden kasıt doğru yol da tuttur. Biliyorsunuz tefsirlerde bu şekilde geçmekte. İhdiden sonra gelen na zamirimiz mutasıl bir zamirdir. Mütekellim zamiri. Bu da sükun üzere mebni olmakta. Mahallen mensuptur çünkü mef'ulü bih olmakta. İhdi hidayete erdir. Kim? Ente sen. Kimi? Na bizi. Mef'ulü bih olmakta. Es-sırat, yani birinci mef'ulü bih yani na. Es-sırat, sırat kelimesi burada ikinci mef'ulü bih olmakta. Fetha ile mensup olduğu açık. Ardından gelen müstakim, sırat kelimesinin sıfatıdır. Yani sırat yola, öyle yol ki el-müstakim dosdoğru yoldur. Herhangi bir yol değil. Mana daraltılıyor yani tüm yollar değil. Ardından bir sırat daha geliyor sonuncu ayetimizde. Bu sırat da ilk sırattan bedel olmakta. Buradaki sırat 6. ayetteki sırattan bedeldir. 7. ayetteki sırat. Ardından ellezine isim mensul. Bu da fetha üzeri mebnidir. Mahallen mecrurdur. Çünkü sırat onun muzaafı olmaktadır. En'amte fiil mazi sükun üzere mebni en'amte müteharrik ref zamiri bitiştiği için sükun üzere mebni olmaktadır. Ardından gelen te yani en'am fiiline bitişmiş olan te zamiri muttasıl bir zamirdir. Fetha üzere mebnidir. Mahallen merfudur çünkü faildir. En'amte cümlesi yani fiil fail cümlesi ellezi isim mensulünden sonra geldiği için sıla cümlesi olduğu için İrab'tan bir mahalli yoktur. Aleyhim yani alahim ala harficer him zamir şeklindedir bu. Ala harficer him onun mecruru olmaktadır. Gayb zamiri sükun üzere mebnidir. Son harfteki sükunu açıkça görebilmekteyiz. Aynı zamanda mahallen mecrurdur. Çünkü harfi cerrin mecrurudur. Mebnidir zamirler. Mebni olduğundan mahallen irap alması gerekir. Mahallen ne olabilir? Başında harfi cer olduğuna göre mahallen mecrur olabilir. Buradaki car mecrur en'amte fiili ile mutalliktir. Gayr kelimesini burada sıfat sayabilmekteyiz. El mevzub kelimesi muzafın ileyhtir. Çünkü gayr her ne kadar sıfat olsa da aynı zamanda muzaf olmaktadır. Buna göre el mevzub muzafın ileyh esre ile açıkça yani lafzen mecrurdur. Hemen ardından ala harfi cer himmine zamir az önce geçen ile aynı iraba sahip değişen bir şey söz konusu değil. Vav burada atıf harfidir. Vav'dan sonra gelen La için hem sıla olduğu, hem zait olduğu, hem tekit yani nefili tekit için gelmiş olduğu söylenmektedir. Burada tabi zait derken yani manayı süslemek, kuvvetlendirmek için. Yoksa anlamsız bir kelimedir, harftir demiyoruz haşa. Bununla birlikte vav atıf harfi dedik. La zallin matuf olmaktadır. Ne üzerine? El mallubi aleyhim matufun aleyh. La zallin onun matufu olmaktadır. Dali nedir? İsmi failin cemi müzekkeridir. Yani nasirune, katibune gibi. Cer hali olduğundan ya ile yazılmış. Katibune değil, katibine şeklini almış. Bu yüzden dalune değil de line durumunu almıştır. Sonundaki nun ne olmaktadır? Sonundaki nun ivazdır. Yani tenvinden ivaz. Müfet isimler nasıl tenvin alıyorsa cem-i müzekker salimlerdir. Nun ivaz olmaktadır. Kısaca şimdi kıraate bakacağız. 7 kıraat üzerinden mütevatir kıraatlerden 7 tanesini ele alacağız. 7 kıraati de ikişer ravisiyle ele almaktayız. El-Mushaf-ı Şerif bir rivayetil Bezzi an İbn Kesir. İbn Kesir'den naklen Bezzi'nin rivayeti. Yani Bezzi ne yapmıştır? İbn Kesir'den nakletmiştir, rivayet etmiştir. Besmele, yani Fatiha'ya baktığımızda değişik olan Maliki diye okuyorduk, Meliki yazılmıştır. Aleyhim diyorduk, aleyhimu şeklinde yazılmıştır.
El-Mushafu Şerif bir rivayet-i duri an Ebi Amr Ebi Amr'dan rivayet etmiş Duri. Fatiha suresine baktığımızda yine Meliki şeklinde yazıldığını görmekteyiz. Bunun dışında dikkat çeken diğer nokta nedir? Sıradan lezzeyn en'amte aleyhim burada duruluyor. Yani 6. ayet burada bitiyor. 7. ayet gayril mağlubi aleyhim ve'd-dallin olmaktadır. Ve görüldüğü üzere Besmele 1. ayet sayılmamıştır. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin 1. ayet. 1. ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 6. ayet Sıradan lezzeyn en'amte aleyhim. 7. ayet gayirden başlamakta. Elimizde baskısı bulunan Kur'an-ı Kerimlere yani siz de elinizdekine baktığınızda bu şekilde olmadığını görebilirsiniz. Besmele bittiğinde ayet 1 derler. Sıradan lezzin en'amte aleyhim 6. ayet olarak bitmiş. 7. ayet gayırdan başlamakta. El-Mushafu Şerif bir rivayeti duri anil Kisai. Burada bir farklılık göze çarpmadı açıkçası. Bildiğimiz şekilde. El-Mushafu Şerif bir rivayeti Ebil Haris anil Kisai. Ebi Haris Kisai'den rivayet ediyor. Baktığımızda bir farklılık görülmemektedir. El-Mushafu Şerif bir rivayet Hafs an Asım. Elimizdeki Kur'an-ı Kerimler bu şekilde yani buna uygun, bu rivayete, bu kıraate uygun olarak basılmıştır. Dolayısıyla bir farklılık zaten beklemiyoruz. Görüldüğü üzere aynen bildiğimiz şekilde yazılmış. Besmele 1. ayet, 7. ayet sırattan başlamakta. Sizin elinizdeki Kur'an-ı Kerimler de bu şekildedir. Çünkü Türkiye'de yaygın olarak kullanılan baskı nedir? İmam Asım'dan rivayet edilmiş olan baskıdır ki onu da Hafs rivayet ediyor. Yani iki tane ravi var. Hafs'ın rivayeti daha yaygın olarak kullanılmaktadır. El-Mushafu Şerif bir rivayet Halef an Hamza. Fark var mı diye şöyle bir göz atıyoruz. Turuncu olarak gördüğünüz yerlerde işmam var değerli arkadaşlar. İşmamlı şekilde okunması gerekiyor. Onun dışında en'amte aleyhum gayril mağlubi aleyhum şeklinde yazıldığı da açıkça gözükmekte. El-Mushafu Şerif bir rivayeti Hallat an Hamza. Hallat'ın Hamza'dan rivayet ettiği yazıyı, hattı görmekteyiz. Meliki şeklinde yazılmış. Sıratta yine aynı şekilde İşmam var. Devamında aleyhum gözükmekte. El-Mushafu Şerif bir rivayeti Hişam an Ebi Amir. Bir farklılık Meliki görmekteyiz. Bir de Besmele 1. ayet sayılmamış ve 7. ayet Gayr'dan başlamakta. El-Mushafu Şerif bir rivayet İbn Zekvan an İbni Amir. Farklılık olarak sonuncu ayet yine gayr kelimesinden başlamakta. Bu ne demektir? Birinci ayet Elhamd'den başlar. Besmele'yi ayetten saymazlar demektir. El-Mushafu Şerif bir rivayeti Kalun an Nafi'. Kalun'un Nafi'den rivayet ettiği hat. Besmele birinci ayet sayılmamıştır. Bu ne demek? Gayr'dan sonuncu ayet başlayacak. Evet, aynı o şekilde. Meliki diye okunmuştur. El-Mushafu Şerif bir rivayet Gumbul an İbni Kesir. İbni Kesir'den Kumbul rivayet etmiş. Baktığımızda birinci ayet Besmele sayılmıştır. Meliki şeklinde yazıldığını görmekteyiz. İhdine sıra ve sira hem sat hem sin iki şekilde okunabileceği gözükmekte sıratlarda. Aleyhimu yine dikkat çekiyor. El-Mushafu Şerif bir rivayeti Susi an Ebi Amr. Evet, burada Nim'de şedde görmekteyiz. Maliki değil, Meliki değil, daha farklı. Bunun dışında Gayr'dan 7. ayetin başladığını da görmekteyiz. Yani şuradaki Mim'de ne var? İdgam vardır. El-Mushafu Şerif bir rivayet Şube an Asım.
Asım'dan şube rivayet ediyor. Bir farklılık söz konusu değil. El-Mushaf-ı Şerif bir rivayeti ver an Nafi. Gayr'dan 7. ayetin başladığını görmekteyiz. Böylece Fatiha suresinin İraf, Sarf ve Kıraatine değinmiş olduk. Adı geçmiş olan tüm alimlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Rahmetullahi aleyhim diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun diyerek videoyu bitiriyoruz.